Geziyoruz programı olarak yine dop dolu bir bölüm hazırladık sizlere. Bu hafta sizleri Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden sanayi ve ticaretiyle öne çıkmış bir şehre getirdik. Kocaeli'ne getirdik. Ama sizlere Kocaeli'nin sanayisini ve ticaretini anlatmayacağız. Kocaeli'nin tarihini, güzelliklerini ve bilinmeyenlerini sizlere göstermeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim ve Kocaeli turumuz başlasın. Kocaeli Marmara bölgesinin sanayi bakımından en gelişmiş şehirlerinden biri olmakla beraber tarihi ve doğal güzellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. İstanbul ve Bursa'ya yakınlığından dolayı hafta sonu ya da günübirlik seyahat için binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Kocaeli'ne bağlı gezilecek ve görülecek çok fazla ilçe var. Biz elimizden geldiğince ilçelerin bir kısmını sizler için gezdik. İlk olarak ülkemizin en ünlü ressamlarından biri olan Osman Hamdi Bey'in Gebze'de bulunan ve şimdilerde müze olarak hizmet veren evini görmeye gidiyoruz. Evet, tam arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem köşk Türkiye'nin en ünlü ressamlarından Osman Hamdi Bey'in evi. 26 yıl boyunca her yazını bu evde geçirmiş. O dünyaca ünlü çok büyük eserleri, tablolarını işte bu evde çizmiş. Bilirsiniz Kaplumbağa Terbiyecisi çok ünlü bir tablosudur. Evin birkaç bölümü var. Müştemilat, kayıkhane ve resimhane. Ev Fransız mimarisiyle yapılmış ve planların hepsini Ahmet Hamdi Bey yapmış. Malzemelerin çoğu da yurt dışından getirilmiş. Şu anda içeride tadilat var, içeri giremiyoruz ama ben size dışarıdan da olsa göstermek istedim. Eğer yolunuz Gebze tarafına, Kocaeli Gebze tarafına düşerse mutlaka bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Şu anda çünkü müze statüsünde rahatlıkla girip Osman Hamdi Bey'in eserlerini, eşyalarını görme şansınız var. Denize nazır bir konumda yer alan Ahşap Köşk, 1884 yılında inşa edilmiş. Bu ev, Kurtuluş Savaşı sırasında İsmet İnönü'ye birkaç gün kapılarını açarak konaklama imkanı sağlarken, 1933 yılında ise Atatürk tarafından ziyaret edilmiştir. Yine Gebze'de merkezde bulunan Eskihisar Kalesi tüm heybetiyle görülmeye değer. Evet efendim, yine Kocaeli'ne bağlı Gebze'de dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Eskihisar Kalesi duruyor. Tam Gebze'nin merkezinde dik bir yamaç üzerine kurulmuş, limanı korumak amacıyla yapılmış bu kale. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Belki buradan yüzlerce kez geçmişsinizdir ama bu kalenin tarihini merak ettiniz mi? Ki ben de dahil aslında bilmiyordum. Hani böyle bir kaleye hiç dikkat etmemiştim. O yüzden ben aslında size biraz da bu kalenle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Eğer yolunuz buraya tekrardan düştüğünde ya da yol güzergahından geçtiğinizde bu kaleyi de bir düşünün, bakın tarihini. Hatta zamanınız varsa içeri girin ve bir bakın. İçeride çünkü birçok şey var. Bu kalenin tarihi bilinmiyor. Ama tarihi yazıtlarda 1241 yılında bu Eskihisar Kalesi'nden bahsedilmiş. Bundan yola çıkarak da 1241 yılından öncesinde yapıldığı düşünülmekte. O yüzden buraya geldiğinizde yine müze kapsamında kale, mutlaka biraz zaman ayırıp bu kaleyi bir ziyaret edebilirsiniz. Efendim Kocaeli'ni gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda tanıdık, bildik bir sima var. Kim var?
Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan'la birlikteyiz. Ama biz Tahsin Bey'le siyasetten konuşmayacağız. Hayattan, Kocaeli'nden, tarihten, güzelliklerden konuşacağız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere Kocaeli'ye hoş geldiniz diyorum. Kocaeli'nin güzelliklerini ön plana çıkaracağınız için teşekkür ediyorum. Kocaeli deyince akla sanayi geliyor. Ama öyle değil. Ben size tarihini ve turizm merkezlerini anlatmak istiyorum. Kocaeli'nin bir tarafı Karadeniz'e cephe, bir tarafı Marmara Körfezi'ne cephe, bir tarafı dağlara cephe. Yani düşünün, bir tarafında kayak yapabiliyorsunuz, Kartepe'de kayak yapabiliyorsunuz, Kandıra sahillerinde denize girebiliyorsunuz. Kefken sahilleri, Kerpe sahilleri, plajları çok meşhurdur. Aynı zamanda Bayramoğlu, Darıca'da plajlar çok güzeldir. Yıllarca insanlar burada tatil yapmış. Gene karşı tarafta bizim çok güzel Karamürsel'imiz var. Balıkçılarımız var. Balıkçı barınaklarımız var, çok güzel. Aynı zamanda tarihimiz var Kocaeli'nin. Padişahlara, krallara başkentlik yapmış tarihi bir kentteyiz. Biraz size bunu anlatmak istiyorum. Nikomedia Selçuklu'dan Osmanlı'ya, daha önce Roma'dan Bizans'a başkentlik yapmış. Tarihine baktığınız zaman gerçekten güzel bir tarihi var Kocaeli'nin. İşte Osman Hamdi Müzesi var burada. Osman Hamdi burada yazları tatile geliyormuş. Ünlü ressam. Evi var Eskihisar'da. Eskihisar Kalesi var. Tamamen Körfez'i kucaklıyor. İnanılmaz doğası, güzel. Aynı zamanda tarihimiz açısından çok önemli Çoban Mustafa Paşa Camii var. Türkiye'nin en güzel camisi ama ne yazık ki hiç ön plana çıkmıyor. Aynı zamanda Hannibal var. Kartacalar Kralı. Gerçekten çok önemli, dünya tarihi açısından çok önemli. Türkiye'de Kocaeli deyince herkesin aklına sanayi geliyor. Ben diyorum ki Kocaeli deyince aklınıza işte İzmit pişmaniyesi gelsin. Evet, Sütlü Nuriye gelsin. Kandıra'nın müziği gelsin. Kandıra'nın yemekleri gelsin. Gerçekten Kocaeli Türkiye'nin en güzel tarihi açısından, turizm açısından illerinden birisi. Onun için gelecek gençlere de tarihimizi unutturmamak için Hannibal'ı anlatmalıyız. Fatih Sultan Mehmet'in otağını anlatmalıyız. Aynı zamanda sadece Fatih Sultan Mehmet, Hannibal burada yaşamamış. Birinci Konstantin de aynı zamanda bu bölgede yaşamış. Yani baktığınız zaman dünyanın en iyi savaşçıları, en iyi padişahları bu bölgede yaşamış. Onun için tarihimiz açısından çok önemli. Efendim, burası özel bir yer. Kocaeli topraklarından çok çok özel insanlar, özel değerler çıkmış. Tahsin Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ile birlikte tarihin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in otağına geçiyoruz. Efendim, dediğimiz gibi Kocaeli'nde sadece sanayi, ticaret yok. Aynı zamanda dünyaca ünlü büyük komutanların, büyük isimlerin de burada çok fazla tarihi yerleri var. Bunlardan bir tanesi de Fatih Sultan Mehmet Otağı. Vekilim anlatacak burayı bize. Çok teşekkür ederim burayı bize anlatacağınız için. En doğru kişi herhalde sizsiniz, burayı anlatacak. Burası çok güzel bir yer. Buranın hikayesi nedir Sayın Vekilim? Burası Hünkar Çayırı. Hı hı.
Çayırova'da dünyaya çağ açan, çağ kapatan, büyük komutan, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in otağı. Bu köprü tam sınır. Anadolu'ya açılan kapı. Fatih Sultan Mehmet buraya çadırlarını kuruyormuş. Anadolu'ya sefer yapmak için hazırlandığı bir yer. Burada tarihi bir köprü var. Fatih Sultan Mehmet anısına yapılmış tarihi bir çeşme var. Aynı zamanda burada öldüğü söyleniyor. Neden öldüğü belli değil. Hastalandığı söyleniyor. Kimileri zehirlenmiş ölmüş diye söylüyor. Net bir şey yok ortada. Ama burada ölmüş Fatih Sultan Mehmet. Onun için tarihimiz açısından çok önemli bir noktadayız. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman tarihine sahip çıkmıyor. Dünyanın en ünlü komutanlarından, en büyük devlet adamlarından birisi Fatih Sultan Mehmet. Baktığınız zaman burası terk edilmiş. Onun için tarihimiz açısından çok önemli bir noktadayız. Kesinlikle, yani burası gerçekten tarihi açıdan çok önemli bir yer. Gördüğünüz gibi eski bir köprü. Benim bildiğim 1481 yılında İtalya seferinden gelirken burada konaklamış, öyle değil mi? İtalya seferinden sonra Anadolu'ya sefer planlanmıyor. O planı yapmak için burada konaklanıyor, burada kalıyor ve burada rahmetli oluyor. Allah rahmet eylesin. Tarihimiz açısından çok önemli bir noktadayız. Kesinlikle buranın çok 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 önemli ve turistlere de açılması gereken bir nokta burası. Dediğim gibi çeşmesi, köprüsü çok önemli. İnşallah sizlerin de sayesinde ileriki zamanlarda burası değerlenir ve hak ettiği değeri bulur diyoruz. İnşallah. Gönlümüzden geçer. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında İtalya üzerine yaptığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve otağını kurduğu bu alana Hünkar Çayırı denmektedir. 3 Mayıs 1481 yılında ölen Fatih Sultan Mehmet anısına kitabeli bir çeşme yaptırılmıştır. Halk arasında Fatih Sebili diye adlandırılan çeşme Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu yerdir. Ve dünyaca ünlü Herekalıları. Kocaeli'ne bağlı kıyı şeridi Hereke'de üretilen çift düğüm tekniği ve birinci sınıf ipek kullanılarak yapılan el yapımı halılardır. Yapımı yıllarca sürmektedir. Herekalılarını 4 nesil dedelerden kalan mirası teslim alıp en iyi şekilde temsil eden Erhan Örden dinliyoruz. Efendim, Kocaeli'ne gelip de Hereke'ye uğramamak olmazdı. Özellikle Hereke halıları biliyorsunuz dünyaca ünlü. Türkiye'de zaten çok ünlü ama dünyaya da açılmış bir halılarımız var. Yanımızda Erhan Ör var. 4 nesil Hereke halıları üzerine artık üstad olmuşsunuz efendim. Dedelerden kalma. Şimdi ondan Hereke halıları ile ilgili bilgiler alacağız. Neden bu kadar ünlü Hereke halıları efendim? Hereke halılarının hikayesi 1843'te kurulan Fabrika-i Hümayun'a dayanır. Esasen bu bölgede, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde olduğu gibi halıcılık var. Ancak normal yöresel halıcılık var. 1843'te kurulan Fabrika-i Hümayun, öncelikle Dolmabahçe Sarayı ve arkasından inşa edilecek diğer saraylar için kumaş ve halı dokumak üzerine kuruluyor. Yani burada kurulan o saltanat fabrikasında çok özel çalışmalar yapılıyor. Bir sarayın içerisinde kullanılacak her türlü tefrişat, Hereke'de üretiliyor. Bu başlangıçta jakar dokumalar ve kumaşlarla başlarken hemen arkasından halı da ekleniyor ve hatta 1891'de Büyük Alane kuruluyor. Büyük Alane Abdülhamit Han dönemine rastlar. Onun da kişisel ilgisi ve sevgisiyle Hereke fabrikasında toplanan ustaların, Anadolu'nun bütün yörelerinden toplanan ustaların öncelikle çok ciddi mesaiyle daha iyi halı yapmak üzerine çalışmaları
Ve bu yapmış oldukları halının da saraylara ve sadece İstanbul saraylarına değil, hemen arkasından bütün dünya saraylarına hizmet etmesi Hereke halısının en önemli tarihi başarısı. İşte Hereke markası dediğimiz anda mutlaka geriye 1843'e Hereke Fabrikayı Hümayun'a gitmemiz lazım. Atatürk ziyaret etmiş, işte Celal Bayarlar, Bush gelmiş, Clinton, Amerika başkanları, yani dünyaca ünlü liderler de yine sizin halılarınızla evlerini süslemişler, öyle değil mi? Evet, bu bizim için de çok motive edici aslında bir durum. Zira bu mesleğimiz sayesinde sağ olsun sanatseverlerin teveccühleri ve beğenileri sayesinde birçok önemli insanla tanışma fırsatı bulduk. Bunların içerisinde kraliyet mensupları bile var. Yani hatta Kraliçe Elizabeth'le bile tanışma imkanı bulduk. Kendisiyle sohbet etme imkanı bulduk. Geçen daha yeni rahmetli olan eşiyle de karşılaşmıştık. Hatta onların bize özel bir şükran mektupları var Buckingham Sarayı'ndan. Yani bunun gibi işte Avustralya Başbakanı'yla bir yemek yeme fırsatımız oldu. 100. yıl hatırasına yapmış olduğumuz bir halı vardı. Yani halılarımız aslında tarihsel sürecinde hep böyle önemli mekanları süslemiş. Yani biraz evvel anlattığım 1843'te kurulan fabrika, önce Dolmabahçe Sarayı, arkasından Abdülhamit Han döneminde Yıldız Sarayı, hemen peşine Amerika'daki Beyaz Saray, efendim Avrupa'daki saraylar hemen o dönemde yapılan bütün önemli konutları süslemiş. Biz de aile olarak bu geleneği hemen hemen devam ettirdik diyebilirim. Kendimiz işte aktif olduğumuz dönemde birçok cumhurbaşkanımıza, özellikle Atatürk'ün tabii, Atatürk'ün özel ilgisi de var fabrikamıza, özel sevgisi var. Keza Celal Bayar aynı şekilde çok özel ilgilenmişler. Yani hemen hemen Hereke fabrikasıyla tanışan herkes mutlaka ilgi duymuş. Yani yapılan sanatın özelliğinden, güzelliğinden kaynaklı olarak bununla bir yerde karşılaştıysanız bundan pek vazgeçemezsiniz. Ben bir kere karşılaştım ve Hereke halılarına, halılarınıza hayranlık duyuyorum. Yani onlara dokunmak, yani inanılmaz güzel halılar. Peki mesela Hereke halısı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Özelliği ipekle sanırım pamuk karışımı diyebiliyorum ama siz daha iyi bilirsiniz. Yani siz daha iyi anladınız. Şimdi Hereke halısı öncelikle kendine has bir yapım metodu var. Bu yapım metodu da hem inceliği, zarafeti hem de kaliteyi sağlıyor. Yani işte çift ilmek dediğimiz, çift atkı dediğimiz, el kesimi dediğimiz, el sarması dediğimiz, dik tezgah dediğimiz, yani bütün bunların toplamı Hereke'de uygulanan metot ki başka hiçbir yerde yok. Sadece Hereke halısına has, Hereke tekniği olarak da adlandırılıyor ve bu teknik kullanıldığı zaman bir de kullandığımız malzemenin kalitesiyle çok önemli. Çünkü eğer ipek kullanıyorsanız hakiki ipek olacak. Yani kozadan çekilmiş saf ipek olacak. İpek zannedildiğinin aksine çok sağlam bir malzemedir. En sağlam elyaftır. Çünkü bir kozanın içerisinde 1 kilometre uzunluğunda hatlar vardır. Ve bir ipek ipliği, incecik gözüken bir ipek ipliği o kadar sağlamdır ki elinizi kopartamazsınız, elinizi koparır. İşte o malzemeden yaptığınız halı görselde o kadar zarif dururken sağlamlıkta da bir o kadar sağlamdır. Yüzyıllar eskitemez bir Hereke halısını. Birazdan zaten bütün halıları göstereceğim size. Nasıl olağanüstü olduklarını, tam bir sanat eseri olduklarını sizler de göreceksiniz. Erhan Bey çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman beklerim. Ve klarnetin en büyük ustalarından Türkan Kandıralı. Klarnetiyle ağlattı, coşturdu. Duayen sanatçımızla çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. (Gülüyor)
harikaydı, harikaydı. Yani Türkan Bey gerçekten kulağımızın pasını sildiniz. Harikasınız. Ben biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenlerinden, en kıymetli müzisyenlerinden Türkan Kandıralı ile beraberiz efendim. Sizler de tabii ki de biliyorsunuz. Ben bilmeyenler için bir kez daha hatırlatmak istedim. Ben özellikle Kandıra'yı çok merak ediyorum. Çünkü hani bizim bir duayenimiz vardı Mustafa Kandıralı. Zaten amcanız oluyor. Allah rahmet eylesin. Kendisi Amerika'da dünyaca ünlü caz sanatçısı Louis Armstrong'la da çalmış bir müzisyendir. Yani olağanüstü. Bu bizim gururumuzdur. Türkan Bey, bu herhalde amcanızdan miras mı kaldı size? Tabii ki. Bizim zaten klarnet, şöyle söyleyeyim, 3-4 kuşak ana sazımız. Yani biz doğduktan sonra, anne memesini bıraktıktan sonra ağzımda klarnet alıyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz yani. Bu ama Allah'ın size verdiği özel bir durum yani. Bir torpil geçmiş size. Öyle düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Çocukken hatırladığım kadarıyla eski evlerde biliyorsunuz şeyler var, sedirler vardı. Hangi sedirin altını şöyle oradan kaldırırsın şeyi, örtüyü, altta bir klarnet. Öbür tarafta bilmem ne dolabına gidersin, yatağın altı, kayrolu altına bakarsın, her tarafta klarnet vardı. Şimdi ben çocuk olarak bunu gördüm, oyuncak olarak. Bununla başladım çok şükür. Bunu en iyi çalanlardan biri de amcam. Aynı zamanda babam da çok iyi çalardı. Onların yanında esinlenerek, eğitimimize devam ederek bir yerlere gelmeye çalıştık. Yani çok güzel bir şey çünkü Türkan Bey'in de çok 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 satan albümleri var. Aynı zamanda çok ünlü kişilerle de çalıştınız. Çok ünlü kulüp gazino döneminde tabii, çok yani çalıştınız en iyileriyle. 1972'den beri İstanbul sahnelerinde yerimizi aldık. Tüm sanatçılara eşlik ettik çok şükür. Yani bileğimizin hakkıyla bir yere geldiysek onun hakkıyla geldik. İşimizi tam eksiksiz yaparak geldik. Çok şükür. Ondan çok memnunum. Eşlik etmediğim sanatçı kalmadı. Kandıralı çok özel, ismi de çok özeldir ve çok da merak ettiğim bir yer. Kandıra'da çok ünlü müzisyenler çıktı dediğiniz gibi. Evet. Kandıra'nın başka neleri meşhurdur? Şimdi efendim Kandıra deyince öncelikle hindimiz, yoğurdumuz, klarnetimiz, siyasetçilerimiz de vardı. Allah rahmet eylesin. Nihat Erim ve Turan Güneş gibi büyüklerimiz vardı. Başbakanlarımız vardı, bakanlarımız vardı. Ondan sonra şimdi yoğurt konusunda tabii Kandıra yoğurdunu yemedikten sonra ben yoğurt yedim diye söylemek biraz yani eksik olur. Tabii. Ben bilmiyorum bak eksiğim o zaman. Ben bilmiyorum çünkü özür Kandıra yoğurdu. Yani gerçekten öyle ama. Ondan sonra hindi derseniz ona keza. Eskiden Türkiye'nin her tarafına Kandıra'dan bizim hindiler giderdi kamyonlarla. Klarnet deyince şimdi yoğurt dağıtımı itibariyle İzmit, Adapazarı bilemedin İstanbul'a falan. O yüzden belki denememiş, görmemiş olabilirsiniz. Hindi Türkiye'nin geneline Ankara'ya kadar Kandıra hindisi yani çoğu illerimize gitmiştir. Ama klarnetin bir özelliği var. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Ya. Söyleyeyim çok merak klarnet Türkiye sınırlarını aştı. Amerika'ya kadar gitti. Kesinlikle. Bu inkar edilmez. Kesinlikle. Kim götürdü? Mustafa Kandıralı Mustafa götürdü. Kandıralı. Yani Kandıra'nın klarneti dünyanın her tarafına gitti ve dinlendi. Büyük başarılar elde etti. Çok şükür. Onunla Kandıra'nın tanıtılacak eski anlarımız çok. Bizim orada düğünler rahmetli babam zamanından hatırlarım. Bir haftadan evvel düğün bitmezdi. Kına diye kız tarafın uyguladığı bir eğlence şekli vardır. Onlar bir başladı mı oradan damat evine gidiş geliş bir akşam ona gittim bir akşam ona geldim. O ona gitti bu buna gitti ana kınaya geldi yok hamam günüdür yok bilmem nedir gelin alması bir düğün bir hafta. Ondan sonra gelin almasına giderlerdi. Normalde gelinin evden çıkması 10 dakika 15 dakika yok öyle bir şey yok. Sabahtan giderler gelinin kapısının önüne akşama kadar çal 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 çal.
3 saat sonra gelin çıkar. Gelin arabaya binene kadar da 1-2 saat geçer. Bindin, binmedin, geldin, gelmedin. Yani bizim oranın eğlenceleri farklıdır her yerden. Çok güzel anılarımız var. Türkan Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Müziğinizi dinlemek ayrı güzellikti. Seyircilerimize de bu güzelliği yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkan Kandıralı ile vedalaştıktan sonra İzmit'e doğru yol alıyoruz. Eski adı Nikomedia olan İzmit, Kocaeli'ne bağlı şehirlerden biridir. Merkezde bulunan Saat Kulesi ilk olarak görülmesi gereken simge yapılardan biri. Arkamda görmüş olduğunuz bu gösterişli ve şaşalı kule 1901 yılında inşa edilmiş. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı kutlaması şerefine bu kule yapılmış. 1901'de yapılmış ama 1902 yılında da bir sene sonra da yapımı tamamlanmış. Bu kule İzmit'in aynı zamanda Kocaeli'nin simgesi durumunda çok önemli kulelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Osmanlı'nın bir döneminde zenginlik göstergesi olarak saat kuleleri inşa edilmiş Türkiye'nin, Anadolu'nun birçok yerinde. İşte o kule de bu kulelerden bir tanesi. Dört katlı saat kulesinin her bir katında farklı mimari özellikler sergilenmiştir. Kulenin orta katında Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası yer almaktadır. Geçirdiği restorasyonlar sonucunda saat aktif olarak çalışmaktadır. İzmit'in pişmaniyesinin ne kadar meşhur olduğunu biliyorduk ama hafifliği ve lezzetiyle çoğu kişinin yemeye doyamadığı sütlü Nuriye tatlısının İlk olarak İzmit'te yapıldığını bilmiyorduk. Efendim, bayılarak yediğim bir tatlı vardır. Sütlü Nuriye, ki çoğumuzun da en sevdiği tatlılardandır. Çünkü çok hafiftir. Özellikle Ramazan'da çok tüketilir. Ben bayılırım Sütlü Nuriye'yi. Efendim, Sütlü Nuriye'nin çıkışı burası İzmit'te. Kocaeli'ye bağlı İzmit'te olmuş. Yanımda Metin Güven var. Sütlü Nuriye'nin ilk yapılışı, yani ilk sizden çıktı. Bu çok güzel bir haber.
Şimdi bu tatlının şöyle de bir hikayesi var. Bu 2002 yılında milli takımla birlikte bu tatlı ilk olarak Kore'ye gidiyor. Ve bizim oyuncularımız ve Kore'deki oyuncular, tabii ki Metin Bey anlatacak. Onları yiyerek maçı yeniyoruz falan. Öyle hikayeler var. Çünkü anılar... Şimdi Metin Bey ancak, Metin Bey öncelikle şu Sütlü Nuriye'nin hikayesinden başlayalım. Şimdi 85'te babamız burada şeker hastası bir arkadaşı vardı. Ona hafif olsun diye yaptı tatlı. Daha sonra tezgah yaptık, çok tutuldu. Dedi ki ya baba bunun ismi ne diyeceğiz? Şimdi baba mesleği bizim şeyimiz yok. Sütlü Nuriye dedi, esprili olsun, öyle kaldı. Ama daha sonra bu bir hata olarak geldi bize. Çünkü tatlıcılık kitabında Diyarbakırlı bir bayanın yaptığı bir tatlının ismi de Sütlü Nuriye. Daha sonra güvenli sütlüsü olarak tescilledik. Ondan sonra işte Kocaeli Spor'un ürünlerini zaten biz biliyorduk. Mustafa Deniz de sağ olsun hocamız milli takımın başına geçince tatlıyı da milli takıma taşıdık. 96'da başladık. Hala devam ediyoruz. Kampların özel talepleri doğrultusunda gönderiyoruz. 2002 tabii Dünya Kupası Güney Kore'ye göndermek, gazetelerde manşet olması, sağ olsun oradaki yerel gazetelerimiz olsun, Mustafa Bağdiken Hürriyet'in o zamanki şeyi olsun, ilgi gösterdiler. Bir anda Türkiye'ye tanındı. Türkiye'de şu anda Sütlü Nuriye satılıyorsa çok gururla söyleyebilirim. Burada mütevazı davranmayacağım babamızın sayesinde. Ki babamız da 46 yaşında ustayla kızıp oklavaya emlalı sonradan usta olmuş bir insandır. Ay çok güzel. Tadına bakmak isterdim ama Ramazan. Olmazsa alıp akşam biz iftar sonrası artık bakarız tadına. Şimdi zevkle bakmayalım. Evet. Burada yeniden mahrum etmeniz. Tamam. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bilgiler için. İzmit'te kentsel sit alanı içerisinde yer alan, restorasyon çalışmaları başarıyla devam eden sivil mimari örneklerinin en önemlilerinin yer aldığı Kapancı Sokağı'na gidiyoruz. Restorasyon çalışmalarında büyük emeği olan Ceren Cömert bize Kapancı Sokağı'nı anlattı. Kapancı Sokak'tayız. Yanımda Ceren Cömert var. Kendisi kültür müdür yardımcısı. Bu sokakla ilgili bize çok güzel bilgiler verecek. Kendisi aynı zamanda bu sokaktaki evlerin restorasyon çalışmalarında birebir parmağı olan işte en güzel şekilde restorasyonu yapan kişi. Şimdi merhaba bu arada. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle İzmit'e. Sizi ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz. Kapancı Sokak 19. yüzyıl sivil mimarlık örneklerini barındıran nadir sokaklardan bir tanesi. Geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemi diye tanımladığımız mimari özellikleri olan yapılardan oluşmakta. Bu sokakta görmüş olduğunuz tüm yapılar ahşap yapılar ve her birinin restorasyonu birebir aslına uygun olarak yapıldı. Ve sosyo-kültürel alanlar olarak da kullanıma açıldılar. Mesela arkamızda görmüş olduğunuz büyük konak butik otel olarak hizmet vermekte. 14 odalı tüm odaları da körfeze karşı konumlandırılmış bir yamaçta olduğu için deniz manzaralıdır. Onun dışında burada 9'dan fazla sivil mimarlık örneği yapımız var. Her biri kendi özgün dokuları bozulmadan fonksiyonları korunmuş ve halkın kullanımına açılmış yapılardan oluşuyor. Kiminde kadın ve çocuklar için küçük atölyelerin oluşturulduğu alanlar, kiminde ufak tefek hediyelik eşyaları satın alabileceğiniz mekanlar, bazısında dinlenip çay kahve içebileceğiniz alanlardan mevcut. Fakat pandemi koşulları nedeniyle çoğu kapalı ve pandemi sona erdiğinde tekrar ziyaretçilerine açık olarak insanları beklemekte. Onun dışında bu sokağın başka bir özelliği de şu, yerde görmüş olduğunuz Arnavut kaldırımları, kendi dönem özelliğini koruyan Arnavut kaldırımları, restorasyonlar sürecinde imtinalle sökülüp sayıyla depolanarak restorasyonlar tamamlandıktan sonra tekrar yerlerine yerleştirilmiş özgün sokak dokusunu yansıtıyor. O yüzden bu sokak yerdeki kaldırım taşından üstündeki binalara kadar korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ve bizim için de çok kıymetli. 19. yüzyıldan beri bugüne kadar geldiği için imtinayla korumaya devam ediyoruz. Harikasınız ya. Ben gerçekten tarihe çok önem veriyorum. Özellikle bu sokağa girdiğimde de zaten o geçmişi, o tarihi buram buram hissediyorum. Hissettim de. Ki burası açık olduğunda daha da keyifli olacak. Oteller, kafeler ya da alışveriş dükkanları. Mutlaka İzmit'e geldiğinizde Kapancı Sokağı'nı, tarihi Kapancı Sokağı diye geçiyor. Onu ziyaret edin. Yaza doğru daha da keyifli olur. Bekliyoruz. Buradaki o tarihi bir hissedin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.
dünyanın en büyük içeriğine sahip İzmit'te bulunan Atatürk evine gidiyoruz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve araştırmacı yazar Eriş Ülger'in katkılarıyla İzmit'e, hatta ülkemize kazandırılan Atatürk evi mutlaka görülmesi gereken özel yerlerden biri. İzmit'te Atatürk evindeyiz. Burası 29 Ekim 2020 tarihinde ziyaretçilere açılmış. Atatürk'le ilgili ve Sabiha Gökçen'le ilgili birçok objeye ve bilgiyi burada bulabilirsiniz. Yanımda Gürkan Bey var. Gürkan Bey bize burayla ilgili bilgi verecek, aynı zamanda gezdirecek. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Burayı anlatır mısınız bize? Şimdi şöyle, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum hem müzemize hem şehrimize. Burası az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 29 Ekim'de açılışını yaptığımız Atatürk evimiz. Şimdi öncelikle şundan bahsetmemiz lazım. Buradaki bu Atatürk'e ait onun eserleri, onun hatıraları nasıl buraya geldi? Yani bunları koruyan, gözeten, günümüze ulaşmasını sağlayan kim? Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i hepimiz biliyoruz. Onun manevi evladı var, Eriş Ülger. Şöyle, Anıtkabir 1953 yılında inşa edilince Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden oraya nakledilecek. O esnada da diyorlar ki bir çocuk seçelim. Bu çocuk tüm Türk gençliği adına o gün kürsüde gençliğe hitap etsin ve bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmanın kazananı 12 yaşında bir çocuk oluyor. O çocuk Eriş Bey. Sonrasında Eriş o kadar coşkulu okuyor ki gençliğe hitabeyi. Sabiha Gökçen de ön saflarda bulunuyor ve bu duruma çok duygulanıyor. Kendisini o gün evlat ediniyor. Ve Sabiha Gökçen vefat edene kadar hep Eriş Bey'i desteklemiş, okutmuş, büyütmüş, destekçisi olmuş. Ona hem manevi annelik yapmış hem de hayatında bir yoldaş olmuş. Ve sonrasında vefat etmeden önce Eriş Bey'e tüm bu baba yadigarı, Atatürk'e ait eserleri bırakmış. Eriş Bey de zaman zaman bu eserleri ülkemizde gezici olarak sergilemiş. Ve Fatma Kaplan Hürriyet'le Sayın Belediye Başkanımızla anlaşarak bu kalıcı konsepti kuruyor. Ve tüm Türk halkına bu müzeyi naklediyor. O şekilde bu eserlere biz de ulaşıyoruz. Harika, harika bir hikaye. Bak ne güzel. Yani bilinmeyenler için, bilmeyenler için çok güzel bir hikaye. Peki Gürkan Bey, oda oda gezelim mi? Buranın çok düzenli bir kronolojik sıralaması tabii var. Biz siz de isterseniz bunu oda oda gezelim. Burada çok güzel bir anı köşesi var. Yani evet. Atatürk'le fotoğraf çektirmek istiyorsanız ki hepimiz çok isterdik keşke. Ama onu böyle bu şekilde yansıtmanız ya da çok da güzel olmuş. Buranın da tesadüfi değil. Zaten her şey planlı. Bakın burada da zaten Kasr-ı Hümayun binasını görüyoruz. İzmit'teki önemli bir yapıdır. Ve Atatürk için İzmit, İzmit için Atatürk çok önemliydi. Çünkü Atatürk ilk kez bu Hünkar Kasrı'nda, Kasr-ı Hümayun binasında Cumhuriyeti ilan edeceğini, Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce ulusal basına aktarıyor. Ve hayatının ilk ve son basın toplantısını İzmit'te yapıyor. O Claude Ferra, ünlü Fransız gazeteci, ilk kez Atatürk kadınları seçme hakkını vereceğini ve o Times dergisinde kapak olan meşhur fotoğrafını yine İzmit'te çektiriyor. O yüzden Atatürk için İzmit çok önemliydi. Biz de bu hatıra köşesinde Atatürk'ü burada konakladığı Hünkar Kasrı'yla buluşturuyoruz. Ay, çok duygulu, çok duygulu, çok güzel. O zaman Gürkan Bey, yukarıları da gezelim. Tabii ki, tabii ki. Merak ediyorum çünkü. Hadi o zaman biz yukarıya çıkıyoruz. Hala giriş katındayız. Giriş katında sağdaki odaya girdik. Burada neler yok ki? Şimdi hepsini tek tek aslında anlattırmak istiyorum Gürkan Bey ama çok uzun olur. En önemli noktayı bize anlatacak Gürkan Bey şimdi. Buradaki her bir eser tabii kuşkusuz çok önemli. Her birinin hatırası çok farklı. Biz de burada gelen tüm ziyaretçilerimize bunları aktarmayı hedefliyoruz. Çünkü direkt esere odaklanıp onun şekilsel beğenisini, görüntüsünü sunmaktan ziyade onun hikayesi nedir? Atatürk için ne anlam ifade ediyordur? Ona hedefliyoruz anlatmayı. Bakın buradaki eserler içerisinde bir tane önemli eserlerimiz var. Atatürk milli mücadeleye başlayacağı zaman hakkında maalesef ki idam kararı çıkıyor. Tüm arkadaşları birlikte vatan haini ilan ediliyor. Ve Atatürk de diyor ki o zaman ben Osmanlı ordusunun bir subayı değilim diyerek o gün istifa ediyor ve üzerinde bulunan her şey ordunun malı. Giyecek belki de bir kıyafeti bile yok ki
Burada bir fotoğraf var. Erzurum Kongresi öncesinde Atatürk'ün çektirmiş olduğu meşhur fotoğrafı. Üzerindeki kıyafeti dönemin Erzurum valisinin eskileri. Buyur Paşa bunu giydirerek kendisine hediye etmiş. Ve bu fotoğrafta bir detay var. Elinde bir tespih görüyoruz. İşte Atatürk'ün sahip olduğu tek kişisel eşyası olan o tespihi bu müzede, Atatürk evinde. İşte burada ziyaretçilere bunu aktarıyoruz. Çok güzel bir hikaye. Bunu bilmiyordum. Hani bu fotoğrafın hikayesini de bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Harika bir bilgi verdiniz bize. Devam edelim. Bakalım daha neler öğreneceğiz Gürkan Bey'den. Şimdi müzemizde sadece hani doğrudan Atatürk'e ait değil, onun da karşılaştığı çeşitli devlet adamlarına ait eşyalar var. Onların Atatürk'e hediye ettiği eşyalar var. Ve savaş sırasında değişik hikayelere sahip eşyalar var. Onlardan bir tanesi burada görünen şık fincan. Şöyle ki tarih 10 Eylül. İzmir'in işgalinden bir gün sonra Atatürk mahiyetiyle birlikte soluklanacak, bir kahve içecek. Orada Travel Palace diye bir mekan var. Oraya geçiyorlar ve bir kahve içecekler. Atatürk yanında garsonu çağırıyor ve şöyle soruyor. Yunan kralı Konstantin hiç buraya gelip bir şeyler içti mi? Bunun üzerine de garson içmedi paşa ama bize bir fincan bıraktı diyor. Ve şöyle dedi bu fincanı saklayın. Ben şimdi Ankara'ya gidiyorum. Orayı ele geçireceğim ve döndüğümde bu bıraktığım fincandan bir zafer kahvesi içeceğim diyor. Bunun üzerine de Atatürk biliyor ki ilk kaçan kişi kendisi oluyor zaten Konstantin. Atatürk de garsona diyor o fincan hala burada mı? Evet paşa burada diyor. Atatürk de o zaman bir zafer kahvesi yap da ben içeyim diyor. Ve Yunan kralına nasip olmayan zafer kahvesini onun fincanından Atatürk 10 Eylül'de orada içiyor. Ay çok güzel bir hikaye. Bu fincan o fincan mı? Evet. Orijinali. Ay çok güzel. Zafer kahvesinin içildiği fincan efendim. İzmit'te Atatürk evinde. Daha neler var neler. İkinci katta devam ediyoruz şimdi. Burada da çok özel şeyler var. Yani hangi birine bakacağımı şaşırdım. Ben bu kadar kapsamlı bir evi ilk defa görüyorum. Çok çok büyük bir ev burası. Bu alan bizim zaten kadınlar bölümü dediğimiz alan. Çünkü şöyle kadınlar bölümü. Buradaki eserler Atatürk'ün hayatında bulunmuş. Annesi, kız kardeşi, eşi. Onlara ait kişisel eşyalar. O hepimizin ilkokulda tarih kitaplarında gördüğü Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarında gözünde bulunan meşhur bir gözlüğü vardır. Bakın o minik gözlük burada. Evet, o meşhur gözlük. Zübeyde Hanım'ın hayatı boyunca hep gözünde bulundurduğu, kullandığı o meşhur gözlüğü burada ziyaretçilere sunuluyor. Her biri çok duygulanıyor bu esere baktığında. Ve Atatürk bir gün Sabiha Gökçen'e Fransız marka bir parfüm hediye ediyor. Sabiha Gökçen de bu hediyesini kabul ediyor ve kullanmaya kıyamıyor. Babasından aldığı o parfümü kapağını bile açmadan o şekilde şişesiyle saklamış. İşte o parfüm şişesi de burada. Ay çok güzel. Harika. Ve burada şimdi Latife Hanım ve Atatürk'e aşkı bilinen Fikriye Hanım'a ait eserler de var. Biliyorsunuz Fikriye Hanım Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e ulaşamayınca canına kıyıyor ve vefat ettiğinde üzerinden çıkan kan lekeli mendil de hemen arkanızda bu vitrinde yer alıyor. Bu çok acılı. Ay evet mendil duruyor burada. Çok çok acılı bir durum bu ama. Evet yani buradaki hani bize coşkumuzu yükselten eserler de var. Evet. Bizi hüzünlendiren ve düşündüren ve gurur duymamızı sağlayan eserler de var. Her birini şimdi sizlere de aktaracağım. Harika. Ay burası Kadınlar Köşesi. Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Sabiha Gökçen'e ait eserler, Fikriye Hanım'a. Burası Atatürk'ün hayatına girmiş kadınlarla ilgili olan bölüm. Hadi o zaman devam ediyoruz. Buyurun. Kahve fincanının hikayesi. Belki de dünya üzerinde hiçbir liderin böyle bir hatırası yok. Ulu önderimiz Atatürk ve burada bir fincan var. Belki son zamanlarda bir deniz havası almak istemiş olacak ki bugün de İstanbul'da bulunan Savonara isimli yatında Atatürk ve Doktor Fissinger tedavisini yapmak için dördüncü kez ülkemize geliyor. Tedaviyi yapıyor ve sonrasında hiçbir endişelenecek durum yok paşa. Her şey kontrolümüzün altında tıp neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz diyor. Ama durum öyle değil, hastalığı çok ilerlemiş. Ve Atatürk de doktora ne kadar doktor diyor. Pardon paşam. Ne kadar ömrüm kaldı? Artık bana onu söyle. Yapılacak o kadar çok işim var ki benim ömrümü bilmem lazım diyor. Bunun üzerine de doktor
1 veya 2, en fazla 3 ay. Maalesef paşa hastanız çok ilerlemiş diyor. Yanlarında da Salih Bozok ve Sabiha Gökçen de var. Atatürk de bunun üzerine doktora, biliyorum yasakladınız ama sizden bir ricam var. Birer kahve içelim mi diyor. Doktor da aman paşa mümkün değil, hastanız çok ilerlemiş, kahve içemezsiniz deyince, doktor 3 aylık ömrüm kaldı diyorsun, bundan daha kötü ne olabilir? Bırak da bir kahve içelim diyor. Sabiha Gökçen'e söylüyor ve kahveler geliyor, içiyorlar kahvelerini. Sonrasında doktor çıkıyor. Atatürk Sabiha Gökçen'in yanına çağırıyor. Kızım yaklaş, sana bir sır vereceğim diyor. Buyur babacığım. Şu diyor sehpanın üstünde gördüğün kahve fincanı var ya. Benim içtiğim son kahvenin fincanı. Görüyor musun, doktor bana en sevdiğim şeyi kahve içmeyi yasakladı. Bir daha kahve içemeyecekmişim diyor. Tabii o parfüm şişesini bile kullanmaya kıyamayan Sabiha Gökçen, Atatürk'ün bu lafından sonra, babasının bu lafından sonra kahve fincanını usulca alıyor ve telvesini bile yıkamaya kıyamadan o fincanı saklamış. Ve o fincan bugün Atatürk evinde, İzmit'te. Ay çok duygulu, çok duygulandım. Şimdi yukarıya çık, başımı kaldırıyorum. Büyük bir Atatürk fotoğrafı. Evet. Kenarlarda çerçevelediğimiz sanki bir tablo gibi. Evet, çok güzel yapılmış. O başında bulunan bir kalpak var. Çok meşhur kalpağı, her fotoğrafında hemen hemen gördüğümüz. İşte Atatürk'ün o kalpağı, bu kalpak. Aa, o meşhur kalpak. Eliş Bey bize şöyle der, bunu hani sadece bir şapka olarak düşünmeyin. Bu Atatürk'ün hatıralarıyla dolu. Atatürk tek başına istişare etmeyi severdi. Belki odasına kapandı. Kalpağını çıkarttı, masanın üstüne koydu. Sesli sesli o Cumhuriyet'in ilk fikirlerini mırıldanırken bu kalpak ona eşlik etti. Onun sırlarını dinledi. Kim bilir ne hikayelere sahip. Ve bugün bu kalpak Atatürk evinde ziyaretçilerle buluşuyor. Ve hatırası hem bizler için hem tüm Türk halkı için çok önemli. O yüzden atanın bu kalpağı da burada. Çok, çok güzel yani burada, yani bu sadece bizim anlattıklarımız %20'si. Zamanımız olmadığı için %20 bile değil hatta. Zamanımız olmadığı için diğer objelere ince ince giremedik. Ama burası gerçekten ve gerçekten mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir Atatürk evi. Dediğim gibi bu kadar kapsamlı ve bu kadar detaylı bir Atatürk evini görmedim. Eriş Bey'e yürekten teşekkür ediyorum ki bizi atamızla ilgili bu kadar önemli değerlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum nezdinizde. Evet efendim, gerçekten çok etkilendiğim, çok duygulandığım bir Atatürk evinden veda etmek istiyorum sizlere. Zübeyde Hanım'la birlikte onun maketinde, buraya geldiğinizde bir koltukta Zübeyde Hanım'la beraber fotoğraf çekme şansına da erişebiliyorsunuz. Ben burada Zübeyde Hanım'la birlikte size veda etmek istiyorum. Ama veda etmeden önce Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı, ona özel olarak teşekkür etmek istiyorum ki böyle güzel bir Atatürk evini, bu kadar kapsamlı, bu kadar ince özenle yapılmış bir Atatürk evini bizlere, Türk halkına kazandırdığı için özel olarak ona teşekkür etmek istiyorum. Ve evet, gezimizin de sonuna geldik. Harika bir tur oldu. Çok güzel yerler gördük. Kocaeli, İzmit, Hereke, birçok yeri de görmüş olduk Kocaeli bölgesinde. Buradan da herkese teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.